Merhaba, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün çok lezzetli bir akşam yemeği menüsü hazırladım. Neler yapacağım? İlk olarak fırında patates püreli köfte hazırlayacağım. Sonrasında onun yanına arpa şehriyeli pirinç pilavı yapacağım. En son bir salata yaparak akşam yemeği hazırlama bitirmiş olacağım. İlk olarak köftemizi yoğurarak başlayalım. Karıştırma kabımıza yarım kilo yarım yağlı kıyma alalım. Bir adet rendelenmiş kuru soğan ilave edelim. Bir adet yumurtasını da ekleyelim. Bir diş sarımsak rendeleyelim. Bir çay bardağı galet unu da ilave edelim. Baharatlarını da ilave edelim. Baharat olarak kimyon, kırmızı pul biber, karabiber ve tuzunu da ilave edelim. Köftemizi güzelce yoğuralım. Burada kıymanızın yarım yağlı olması çok önemli. Normalde tam yağlı kıyma kullanırız köftelerde ama bunu da şekil vereceğimiz için fırında dağılmaması lazım. O yüzden yarım yağlı olması önemli. Köftemi yoğurdum. Yumurta büyüklüğünde bir parça alalım. Daha küçük parçaları almayın. Piştiğinde fırında küçülüyor. Parmağımızda bir çanak şekli verelim. Yağlanmış fırın tepsimize dizelim. Köftelerim hazır. Fırınımı da açtım. 180 derecede ısındı. Yaklaşık 10-15 dakika arasında köftelerimiz kızarana kadar fırında tutalım. Köftelerimiz pişerken biz de patates püresini hazırlayalım. Bunun için 2 adet orta boy haşlanmış patatesimizi ezelim. Ezdiğimiz patateslerimizin üzerine bir yemek kaşığı tereyağı ilave edelim. Tuzunu da ekleyelim. Bir çay bardağı da sıcak süt ilave edelim. Eğer patatesleriniz sıcaksa sütü soğuk da ilave edebilirsiniz. Benim patateslerim soğuktu. Tereyağının daha hızlı erimesi için sütümü köftelerim benim fırınımda 15 dakikada pişti. Köftelerimizi fırından çıkardıktan sonra hazırladığımız patates püresini içlerine dolduralım. Köftelerimizin üzerine dökeceğimiz sosunu hazırlayalım. Bunun için bir yemek kaşığı domates salçasını bir kaba alalım. Üzerine bir su bardağı sıcak su ekleyerek salçamızı açalım. Köftelerimizin üzerine hazırladığımız sosumuzu dökelim. En son köftelerimizin üzerine kaşar peynirlerini ilave edelim. Köftelerimizi tekrar fırına verelim. Kaşar peynirlerimiz eriyip kızarana kadar fırında tutalım. Köftemiz pişerken hemen pilavımızı da hazırlayalım. 2 yemek kaşığı tereyağını ocağımıza alalım. İki yemek kaşığı da sıvı yağ ekleyelim. Tereyağım eridi. Yarım çay bardağı arpa şehriyeyi de ilave edelim. Şehriyenin rengi dönene kadar kavuralım. Şehriyemin rengi döndü. Üzerine 2 su bardağı pirincimizi ilave edelim. Yıkayıp suyunu süzdüm. Üzerine tuzunu da ilave edelim.
Birkaç dakika kavuralım. Üzerine 3 su bardağı sıcak su ilave edelim. Pilavda ölçümüz 1'e 1,5. Yani 1 su bardağı pirinçle pilav hazırlayacaksınız. 1,5 su bardağı sıcak su ilave edin. Ocağımızın altı da en yüksekte yanacak. Pilavımız göz göz olunca en kısa getirip suyunu çekene kadar pilavımızı pişireceğiz. Pilavım göz göz olmuş. Şimdi ocağımın altını kısıp suyunu çekene kadar en kısık ateşte pişireceğim. Şöyle bir kağıt havluyla kapatalım ve dinlenmeye bırakalım. Pilavımız demlenirken salatamızı da hazırlayalım. Ben salata için maydanoz, domates, kıvırcık, kırmızı lahana ve havuç kullanacağım. Tuzunu ekledim. Biraz da zeytinyağı ekleyelim. Limonu da sıktık mı? Salatam hazır. Köftem de pişti. Yemeklerim hazır. Umarım siz de yapıp dener ve beğenirsiniz. Bugünlük benden bu kadar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.